İzmir'e gidelim o halde. Basmane semtinde bir otelde yangın çıktı. Alev kapanında sıkışan iki kadın yan binaya geçmeye çalışırken 5. kattan düştü. Korku dolu anlar cep telefonları tarafından kaydedildi. Alev ve dumandan kaçmak için önce pencereye çıktılar. Bir süre birbirlerine sarılıp yardım beklediler. İzmir'in Basmane semtindeki bir otelde yaşanan can pazarı cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Çökle, bina yanıyor, çökle. Yangın otelin 5. katında çıktı. Alev kapanında sıkışan yabancı uyruklu iki kadın son çare olarak bitişikteki binaya geçmeye çalıştı. Ancak ilk hamleyi yapan genç kadın kendini bir anda boşlukta buldu. Elektrik tellerine düşen kadını çevredekiler yere düşmeden tutmayı başardı. Diğer kadınsa bir aracın üstüne düştü. Köşeden dumanı gördüm. İlk ben haber verdim zaten. İki bayan vardı 5. katta sol tarafta. Biri de atladı, siyah kabloya geldi. Şu siyah gördüğünüz siyah kabloya. Oradan sekerken havada yakaladık birini. Onu kurtardık. İkincisi zaten ambulansın sirenlerini duyduk. Atlama dedik. Atlama dememize rağmen atlayınca arabanın üstüne düştü o da. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki kadının vücudunda kırık ve yanıklar olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Yangın otelin 5. katında çıktı. Hızla yükselen alevler kısa sürede diğer katları tehdit etmeye başladı. İki kişi can havliyle camdan atladı. İtfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından 10 dakika içerisinde yangın tamamen söndürüldü. Binanın üst katlarında mahsur kalanlar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale ambulanslarda yapıldı. Ben yukarıya baktığımda hemen alevler çıkmaya başlamıştı zaten. Hemen üst kata çıktım, 5. kata. Eşim odada halen de uyuyordu ama kata girilmiyordu. Yani kapkara bir duman vardı. Zorlayarak kapıyı açtım, eşimi çıkardım dışarıya. Merdivenlerden, zaten ben resepsiyona kadar nasıl indiğimi hatırlayamıyorum. Duman altında. Şok, bağıra bağıra, ağlaya ağlaya dışarı çıktık. İnşallah o kızlara da bir şey olmamıştır. Bitişikteki binalara sıçramadan söndürülen yangının patlayan şarj aletinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.